Ankara'da kulisler hareketlendi. AKP'den baskın erken seçim geliyor. Ankara'da kulisleri hareketlendiren erken seçim iddiaları yeniden alevlendi. Birbiri ardına gelen oy verme kabini ve mühür mumu ihaleleri, AK Parti baskın seçim mi geliyor iddialarına yol açtı. Yeni seçim yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesiyle erken seçim tartışmaları sona ererken, Ankara kulislerini hareketlendiren gelişmeler yaşandı. Geçtiğimiz günlerde verilen oy verme kabini ihalesi ilanının ardından bu kez Devlet Malzeme Ofisi, mühür mumu ihalesine çıktı. İhale sonrasında AK Parti ve MHP baskın seçime mi hazırlanıyor şeklindeki sorular kulisleri hareketlendirdi. Cumhuriyet Gazetesi'nden Sefa Uyar'ın haberine göre, Devlet Malzeme Ofisi, Yüksek Seçim Kurulu'nun ihtiyacı, doğrultusunda 23 Mart'ta iki farklı ihaleye çıktı. İlk ihale, yalnızca oy verme kabininden oluştu. Buna göre, 50 bini engelliler için olmak üzere toplam 250 bin oluklu mukavva oy verme kabini alınacak. İkinci ihale ise, Kırtasiye Malzemesi adıyla yayımlandı. 12 kalemden oluşan ihaleye göre, 250 bin adet ıstampa süngeri ve 500 bin şişe ıstampa mürekkebi, 500 bin adet mühür kartuşu, 500 bin çubuk mühür mumu, 35 bin yumak kendir ip alınacak. Kendir ip, oy sayımı sonrasında oyların doldurulduğu çuvalların kapatılması, mühür mumu ise bu çuvalların mühürlenmesinde kullanılıyor. Istampa sünger ve mürekkebi için teslim süresi 60, mühür kartuşu için 90 ve mühür mumu ile kendir ip için 180 gün teslim süresi belirlendi. Bunların yanı sıra 8 bin rulo ambalaj bandı, 250 bin rulo selefon bant, 60 bin kutu ataş, 4 bin kutu toplu iğne, 1 milyon adet büyük dosya zarfı, 80 bin tüp sentetik yapıştırıcı ve 1 milyon adet mavi tükenmez kalem alınacak. Bu ürünlerin teslim süresi ise en fazla 60 gün olacak. İhale, 8 Nisan'da yapılacak. İhalelerin, iktidarın erken seçim yok açıklamalarının ardından gelmesi ise dikkat çekti. YSK, 2018'de de seçimden yalnızca birkaç ay önce sadece mühür mumu için ihaleye çıkmıştı.